Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalımızdaki ilk genel kültür izlemesini bu videoda paylaşmak istiyorum. İlk videomuz genel kültür videosu 30 soruluk. Genel görme, işitme, ön lisans ve lisans düzeyinde olacak arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olur. 13 adet tarih, 5 adet coğrafya, 6 adet vatandaşlık, anayasa ve 6 adet güncel bilgiler olmak üzere 30 adet soruyu çözmeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. İlk soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Tarih sorusuyla başlıyoruz. Yukarıda verilen özellikler seçeneklerde verilen devletlerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti özelliğine sahip olup parayı kullanan ilk Türk devletidir. Bu seviyeli din olarak kabul eden ilk Türk devletidir. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur. Dede Korkut hikayelerinin bu devlete ait, Dede Korkut hikayeleri bu devlete aittir. A. Hazarlar, B. Oğuzlar, C. 1. Göktürk Devleti, D. Karluklar ve İki Uluğlar arkadaşlar. Doğru cevabımızı vermeden önce şu bilgiyi vermek istiyorum. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu Karluklardır. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti İki Uluğlarlarıdır. İslamiyet'i Orta Asya'da kabul eden ilk Türk devleti ise Karahanlılardır. Buna göre Karluklularla İki Uluğlular arasında kalacaksınız büyük ihtimalle soruda. Onu söylemek istedim. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti özelliğine sahip olup parayı kullanan ilk Türk devletidir diyor. Göktürklerdir. 1. Göktürk devletidir. 1. Göktürk devletinin üzerinde çizelim arkadaşlar. Pardon. Birinci Göktürk Devleti'nin üzerine çizdik. Musevili din olarak kabul eden ilk Türk devletidir diyor. Hazarların üzerine çiziyoruz. Hazarlardır bu. Hazarların üzerine çizdik. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur diyor. Karlukların üzerine çiziyoruz. Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur. Dede Korkut hikayeleri bu devlete aittir. Oğuzlardır. Oğuzların üzerine çiziyoruz. İki Bulgarlar ise İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. İslamiyet'i devlet dini olarak kabul eden ilk Türk devletidir arkadaşlar. Orta Asya'da da ise İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardır. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki soruyla devam edeceğiz. Doğru cevabımız İki Bulgarlar olacaktır. İki Bulgarlarına ait arkadaşlar soruda özellik verilmemiştir. Eşleştirdiğimizde doğru olarak dışarıda kalır İki Bulgarlar'ı. İki Bulgarlar tekrar edersek İslamiyet kabul eder ilk Türk devletidir, topluluğu değildir. Doğru cevabımız İki Bulgarlar olacaktır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu Selçuklu Devleti arasındaki ortak özelliklerden biri değildir? A. Askeri örgütlenme, D. Hukuk düzeni, C. Veraset anlayışı, D. Donanma gücü, E. Toprak sistemi. Büyük Selçuklu Devleti denize kıyısı bulunan yerlerde hakimiyet kurmadığı için donanma gücü yoktur. Büyük Selçuklu Devleti denize kıyısı bulunan yerlerde hakimiyet kurmadığı için donanma gücü yoktur. Diğer seçeneklerde verilen özelliklerde Anadolu Selçuklu ile ortaktır. Doğru cevabımız donanma gücü olacaktır arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti'nin donanma sahibi değildir. Çünkü kıyısı bulunan yerlerde hakimiyet kurmamıştır. Donanma gücü yoktur Büyük Selçuklu Devleti'nin. Anadolu Selçuklu Devleti'nin donanma gücü vardır. Doğru cevabımız donanma gücü olacaktır. Önemli Osmanlı Vakfinvisleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Naima, B. Raşit, C. Gevheri ve Abdurrahman Şeref ve Ahmet Cevdet Paşa. Arkadaşlar Vakfinvisler resmi tarih yazıcısı anlamına gelmektedir. Gevheri halk şairidir. Diğerleri Vakfinvis'tir. Yani resmi tarih yazıcısıdır. Doğru cevabımız Gevheri olacaktır. C seçeneği Gevheri. Resmi tarih yazıcısı değildir. Osmanlı Vakfinvisleri arasında yer almaz. Önemli Osmanlı Vakfinvisleri arasında yer almaz. Gevheri halk şairidir arkadaşlar. Diğerleri Vakfinvis'tir. Yani resmi tarih yazıcısıdır. Doğru cevabımız C seçeneği Gevheri olacaktır. Yukarıdaki divanı hümayim görevlilerinden hangileri seyfiye sınıfında yer almamaktadır? 1. Vezir,
İki nişancı, üç defterdar. Osman Devleti'nde seyfiye sınıfı yani kılıç eğildi. Askerleri ve asker kıdemli devlet adamlarını içermektedir. Bu anlamda Ender'in Ender'in öncesi acemi olan ocağında eğitim görmüş. Tüm devşimi asıllı bürokratlar da bu sınıftandırlar. Bu yüzden seyfiye sınıfında sancak beyleri, beyler beyleri, vezilden vezir azamlar yani sadrazamlar, tımarlar yani tımar sipahi sahipleri ve tımarlı sipahiler ve kapı kulu halkı yani yenişerif piyadeleri ve kapı kulu süvarileri yer almaktadır. Ancak karemiye sınıfında bulunan saray katipleri, vakanı yüzler, defterdarlar, nişancılar, reis yukutoplar, farklı ve bürokratik kategori oluşturmaktadır. Arkadaşlar, nişancı ve defterdarlar karemiye sınıfında yer almaktadır, seyfiye sınıfında yer almamaktadır. Veziller ise seyfiye sınıfında yer almaktadır. Nişancı ve defterdarları alırız. 2-3'ü alırız arkadaşlar. Seyfiye sınıfında yer almamaktadır bunlar. Kalemiye sınıfında yer almaktadır. Doğru cevabımız 2-3 olacaktır. D seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Vezirler seyfiye sınıfında yer alır. Osmanlı yıl pişircesiyle ulusçuluk fikirlerinin önüne geçilmesi, halkın kaynaştırılması, devletin dağılmaktan kurtarılması amaçlanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Celuk düşüncesinin hedeflediği durumlardan biri değildir? A. Geniş topraklar elde etmek. B. Azınlıkların bağımsızlık isyanlarını önlemek. C. Tüm halkı bir arada tutmak. D. Milliyetçilik düşüncesinin gayrimüslimler arasında yayılmasını önlemek. D. Otorikanın güçlendirilmek istenmesi. Osmanlı düşüncesi milliyetçilik akımıyla imparatorluğun parçalanmasını önlemek için uygulanmıştır. Amaç sınırları genişletmek değil, sınırları korumaktır. A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Geniş toprakları elde etmek Osmanlı düşüncesinin hedeflediği durumlardan biri değildir. Hedef sınırları korumaktır arkadaşlar. Genişletmek değildir Osmanlı düşüncesiyle. Milliyetçilik akımı ile imparatorluğun parçalanmasını önlemek işin uygulanmıştır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Mondros Ateşkes Anlaşması'na ve hemen sonrasında itiraf devletlerinin gerçekleştirildiği işgallere karşı Türk milletinin gösterdiği ilk tepki aşağıdakilerden hangisidir? A. Protesto ve mitingler düzenlemek. B. Genelgeler yayınlamak. C. Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak. D. Kongreler düzenlemek. B. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini kurmak. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan hemen sonra İtiraf devletleri işgallere başlamış, halka kötü davranmıştır. Buna karşılık Osmanlı Devleti'nin yönetimi herhangi bir tepki göstermemiştir. Bu yüzden halk kendi başının çaresine bakmak zorunda kalmış ve derhal müdafaa-i hukuk ürettiği ilhak cemiyetleri kurulmuştur. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır, müdafaa-i cemiyetlerini kurmak. İşgallere karşı Türk milletinin gösterdiği ilk tepki müdafaa hukuk cemiyetlerinde kurmaktır arkadaşlar. E seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Yeni Türk Devleti ile Sovyet Rusya arasında Moskova Anlaşması'nın imzalanmasında bir sınır, iki düşman, üç rejim durumlarından hangilerinin ortak olması etkili olmamıştır? Sovyet, Rusya ve Türkiye ortak düşmanlara da sınırlara sahip olduğu için bu anlaşmayı imzalamıştır. Ancak Sovyet Rusya'da sosyalizm rejimi varken Türkiye'de bu rejimin yani sosyalizm rejimini kabul edildiğini söylemek doğru olmaz. Yani tarafların rejimlerinin ortak olduğunu söylemek mümkün değildir. Doğru cevabımız yalnız 3 olacaktır. C seçeneği rejim 3. Yalnız 3 olacaktır. Ortak sınırları ve ortak düşmanlarına sahiptir. Türk Devleti ve Sovyet Rusya fakat ortak rejimlere sahip değildir. Doğru cevabımız yalnız hiç C seçeneği olacaktır. Arkadaşlar şu an Rusya ile sınırımız yok ama Sovyet Rusya ile sınırımız vardı. Onu gözen önünde bulundu. Soru cevaplayınız. Bu Sovyet Rusya ile sınırımız vardı ama şu anki Rusya ile sınırımız bulunmamaktadır. Haritada gördüğünüz üzere, arkadaşlar haritada gördüğünüz üzere Sovyet Rusya ile sınırımız varken
Şu anki dosyayla sınırımız yoktur. Atatürk döneminde kurulan yukarıdaki partilerin kuruluşlarını kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? 1. Serbest Cumhuriyet Fılkası, 2. Terakkiperver Cumhuriyet Fılkası, 3. Cumhuriyet Halk Fılkası. Arkadaşlar, ilk önce Cumhuriyet Halk Fılkası kurulmuştur 9 Eylül 1923'te. Daha sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fılkası kurulmuştur 17 Kasım 1924'te. Daha sonra ise Serbest Cumhuriyet Fılkası kurulmuştur 12 Ağustos 1930'da. Dolayısıyla 3-2-1 olacaktı doğru cevabımız. İlk önce Cumhuriyet Halk Fırkası kuruldu, sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu arkadaşlar. 3-2-1 doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 1911 yılında İttihat ve Terakki Cumhuriyeti'ne karşı kurulmuş ve Mondros Anlaşması'ndan sonra milli mücadeleye karşı faaliyette bulunmuştur? A. İngiliz Müyüpleri Cemiyeti, B. İslam Teali Cemiyeti, C. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, D. Wilson Prensipleri Cemiyeti ve Hürriyet ve İtiraf Partisi. İkinci Meşrutiyet döneminde iktidardaki İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı kurulmuş olan en önemli muharefet partisidir. 1911 ile 1913 yılları arasındaki ilk istinlik dönemi 23 Ocak 1913'te İttihat ve Terakki'nin Mahmud Ali baskını ile hükümetlere geçirmesiyle sona erdi. Mondros mütarekesinden sonra Ocak 1919'da yeniden kurulan parti ertesi yıl başlarında etkinliğini kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanlar da kuşkusuz dizilik yapmışlardır. Hürriyet ve İtiraf Partisi arkadaşlar doğru cevabımızdır. Doğru cevabımız Hürriyet ve İtiraf Partisi olacaktır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı kurulmuş ve milli mücadele döneminde Mondros Anlaşması'ndan sonra milli mücadeleye karşı faaliyette bulunmuştur. B seçeneği Hürriyet ve İtiraf Partisi'ne doğru cevabımız olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi temsil heyetinin faaliyetleri arasında gösterilemez? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açma, B. Tek harfli milli emirlerini yayınlama, C. Amasya protokolünü yapma, D. İstanbul ile tüm ilişkileri kesme, E. Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi komutanlığına atama. Temsil heyetinin kurulma kararı Amasya Yenavyesi'ne alınırken kurulması Erzurum Kongresi'nde gerçekleşmiştir. Sivas Kongresi'nde ulusallaşırken Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi'nin komutanlığına atamıştır. Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınırken son Osmanlı Müslüman Meclisi'nin aşılmasız aşamasında Ankara'ya gelmiş, İstanbul'u resmen işgal edilip son Osmanlı Müslüman Meclisi'nin dağıtılması üzerine Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil heyeti açıldıktan sonra kendi kendini feshetmiştir. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil heyetini açtıktan sonra kendi kendini feshetmiştir. Tek harfi milli emirleri ise daha sonra mı bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından çıkartılmıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Tek harfi milli emirlerini yayınlama temsil heyetinin faaliyetleri arasında gösterilemez. Mustafa Kemal Atatürk ifade etti dedi dilek olarak. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Mustafa Kemal Atatürk tarafından çıkartılmıştır tek harfi milli emirleri. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Arkadaşlar bulsalım B'si doğru cevabımız olacaktır. Ana Fatihler kahramanı Mustafa Kemal ile mülakat adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Ruşen Eşref Günaydın, B. Tevfik Güçlü Aras, C. Ali Fuat Çevesoy, D. İsmet İnönü, E. Rauf Orbay. Ali Fuat Çevesoy'a ait Moskova Attıraların sınıf arkadaşım var. Atatürk adlı eserleri kaleme almıştı Ali Fuat Çevesoy. İsmet İnönü Attıralar adlı eseri kaleme almıştır. Rauf Orbay, Hamidiye Kahramanı olarak anılır. Cehennem Deyimi'nin adlı eseri kaleme almıştır. Rüştü Eşref'in Aydın, Mustafa Kemal ile röportaj yapan ilk gazetecidir. Mustafa Kemal'i ülke genelinde tanıtmıştır. Ana Fatihler Kahramanı Mustafa Kemal ile Mülakat adlı eseri vardır. Tevfik Güçlü Aras, Atatürk'ün Dış Politikası adlı eseri vardır.
Dışişleri Bakanlığı yapmıştı Atatürk Kınabin'de. Keyfi Kuştu Oras. Doğru cevabımız Gülşen Eşref Günaydın olacaktır. Ana Fartalar Kahraman Mustafa Kemal Atatürk Mülakat Adresi Gülşen Eşref Günaydın'a aittir. Mustafa Kemal ile röportaj yapan ilk gazetecidir. Doğru cevabımız Gülşen Eşref Günaydın olacaktır. Trik Kurtuluş Savaşı ile işgalcilere karşı ulusal bağımsızlık, saltanata karşı da ulusal egemenlik gerçekleştirmek istenmiştir. Buna göre Kurtuluş Savaşı'nın niteliği aşağıdaki Atatürk ilkelerinde hangileriyle sırasıyla doğrudan ilgilidir? A. Milliyetçilik, Cumhuriyetçilik. B. Devletçilik, Laiklik. C. Halkçılık, İnkılapçılık. B. Devletçilik, Milliyetçilik. E. Laik, Milliyetçilik. Türk Kurtuluş Savaşı'yla işgalcilere karşı ulusal bağımsızlık mücadelesinin verilmesi milliyetçilik, saltanata karşı da ulusal egemenlik mücadelesinin verilmesi cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir, ilkeleriyle ilişkilidir. Doğru cevabımız milliyetçilik, cumhuriyetçilik olacaktır. A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Türk Kurtuluş Savaşı'yla işgalcilere karşı ulusal bağımsızlık mücadelesi verilmesi, milliyetçilik, saltanata karşı da ulusal egemenlik gerçekleştirme istenmesi, cumhuriyetçi ülkeleriyle doğrudan ilgilidir. A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Atatürk, harp yani savaş sorumlu ve yaşamsal olmalı, millet yaşamı tehlikeye uğramadıkça harp yani savaş cinayettir demiştir. Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söylenemez. A. İnsanla insanın sevgisinin B. Yayılmacı politikalara ağırlık verilmesinin C. Barışın önemli önceliğinin D. Ulusun kendini savunma hakkını denemenin B. Savaşın hangi durumlarda meşru olacağının. Atatürk'ün sözüne dayanarak A. C. D. E seçeneklerine ulaşılabilir. B. Seçeneğinde verilen durumu ise yeni kullan Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman benimsememiştir. Atatürk ayrıca gerçekleştirilemeyecek emeller peşinde koşulmamalıdır demiştir. B seçeneği doğru cevabımızdır. Yayılmacı politikalara ağırlık verilmesinin Atatürk'ün bu sözüyle vurgulandığı söylenemez. Çünkü savaşın zorunlu ve yaşamsal olması gerektiğini, millet yaşamı tehlikeye uğramadıkça savaşın cinayet olduğunu söylemiştir. Yayılmacı politikalara ağırlık verilmesinin vurgulandığı söylenemez. Atatürk'ün bu sözüyle doğru cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar coğrafya sorularıyla devam ediyoruz. Aşağıdaki akarsu adı hangisi üzerindeki baraj adı yanlış verilmiştir? A. Fırat Keban Barajı. B. Dicle Oymakpınar Barajı. C. Gediz Demirköprü Barajı. D. Büyük Menderes Adı Güzel Barajı. B. Kızıl Olmak İrfanlı Barajı. Oymakpınar Barajı Manavgat Nehri üzerindedir. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Dicle Oymakpınar Barajı yanlış verilmiştir. Oymakpınar Barajı arkadaşlar Manavgat Nehri üzerindedir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir sonuç soruya geçebiliriz. Coğrafya sorusuna. Bir sonraki coğrafya sorusuna. Karadeniz bölgesinin Akdeniz bölgesinden daha fazla yağış almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Yükseltinin fazla olması. B. Deniz etkisinin iç kesimlere ulaşması. C. Dağların uzanış yönü. D. Orman alanlarının daha fazla olması. D. Kıta sahanının dar olması. Karadeniz bölgesinin Akdeniz bölgesinden daha fazla yağış almasının nedeni dağların yükseltisinin daha fazla olması ve dağların kıyıya birçok yerde daha yakın bir konumda yer almasıdır. Doğru cevabımız yükseltinin fazla olması olacaktır. A seçeneği yükseltinin fazla olması doğru cevabımız olacaktır. Biz Forex Flow'yla devam edeceğiz arkadaşlar. Aşağıdaki bölümlerden hangisinde Ocak ayı ortalama sıcaklığı daha fazladır? A. Güney Marmara bölümü. B. Kıyı Ege bölümü. C. Adana bölümü. D. Orta Karadeniz bölümü. D. Orta Fırat bölümü. Türkiye'de Ocak ayı ortalama sıcaklığının
en yüksek olduğu bölge enlem ve denizlerlikten dolayı Akdeniz bölgesidir. Bu yüzden Adana bölümünün Ocak ayındaki ortalama sıcaklığı verilen diğer illerden daha fazladır. J seçeneği Ceyhan'ın C'si Adana bölümü doğru cevabımız olacaktır. Adana bölümü doğru cevabımızdır arkadaşlar. Bir başka soruyla coğrafya sorusuyla devam edeceğiz. Ülkemizde seracılık faaliyetlerinin en yaygın olduğu bölge Akdeniz bölgesidir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Dağların kıyıya paralel uzanması. B. Toprağın verimliliği. C. Yaz kuraklığı. D. Kışların ılık geçmesi. E. Tarım ürünü çeşitliliğinin az olması. Ülkemizde seracılığın en fazla geliştiği bölgeler Akdeniz ve Ege bölgeleridir. Bunun nedeni bu bölgelerimizde var olan uygun iklim koşullarıdır. Kışların ılık geçmesi seracılığın gelişmesinde önemli bir etkendir. Çünkü bu durum seraların ısıtılması için gerekli olan maliyeti azaltmaktadır. Ülkemizde özellikle Finike, Kaş ve Kumruca'da seracılık faaliyetleri yoğun olarak yapılmaktadır. Doğru cevabımız kuşların ılık geçmesi olacaktır arkadaşlar. D seçeneği. Kuşların ılık geçmesi doğru cevabımız olacaktır. Biz sonraki soruda devam ediyoruz. Aşağıda Türkiye'nin bir bölgesi, bir yöresine ait milliler verilmiştir. Aşağıda Türkiye'nin bir yöresine ait milliler verilmiştir. Yıllık sıcaklık farkında en az olduğum bölümdür. Bölüm içerisinde iklim ve bitki örtüsü çeşitliliği fazladır. Buna göre verilen yörenin en yaygın tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? A. Kenevir, B. Pamuk, C. Çay, D. Susam, E. Tütün. Verilen özellikler Doğu Karadeniz bölümüne aittir. Doğu Karadeniz bölümünün en yaygın tarım ürünü ise çaydır. Doğru cevabımız çay olacaktır arkadaşlar. C. Çay, Ceyhan'ın C'si çay doğru cevabımızdır. Vatandaşlık anayasa sorularıyla devam edeceğiz arkadaşlar sorularımıza. Arkadaşlar vatandaşlık anayasa sorularıyla devam ediyoruz. 1982 anayasasına göre Cumhurbaşkanı seçilebilme şartları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. 25 yaşını doldurmuş olmak. B. Yüksek öğrenim mezunu olmak. C. Askerlikle bir işi olmamak. D. Kamu hizmetlerinde yasaklı olmamak. E. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 1982 anayasasına göre Cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüksek öğrenim mezunu olmak, 40 yaşın doldurmuş olmak, milletvekili olmak ya da milletvekili seçilebilme şartlarına sahip olmak gereklidir. Ancak milletvekili seçilebilmek için gereken şartlardan ilkokul mezunu olmak ve 18 yaşın doldurmuş olmak, Cumhurbaşkanı seçilebilmek için ayrıca yeniden düzenlenen maddelerdendir. Cumhurbaşkanı için yaz şartı 40, öğrenim şartı da yüksek öğrenim olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı için yaz şartı 40, belirlenim şartı da yüksek öğrenim olarak belirlenmişti. Doğru cevabımız 25 yaşını doldurmuş olmaktır. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli şartlar arasında A seçeneği yoktur. 40 yaşını doldurmuş olmak gerekir, 25 yaşın değil. Biz soruyla devam ediyoruz. 1982 anayasasında eri bakanlıkların kurulması, kaldırılması ve teşkilatı aşağıdaki nereden hangisiyle düzenlenir? A. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. B. Yönetmelikler. C. Kanun. D. Genelge. D. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğü. 1982 anayasasına göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması ve teşkilatı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile olduğu düzenlenir. 1982 anayasasına göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması ve teşkilatı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenmektedir. Doğru cevabımız A seçeneği, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olacaktır arkadaşlar. Bir başka soruyla vatandaşlık anayasası sorusuyla devam edeceğiz arkadaşlar. 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri arasındadır? A. Cumhurbaşkanını seçmek. B. Hakimler ve savcılar kolundan üye seçmek. C. Yargıtay üyelerini seçmek. D. Danıştay üyelerini seçmek. D. Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerinin bir kısmını seçmek. 1982 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun çıkarmak, savaş ilanına karar vermek, hakimler ve savcılar kolundan üye seçmek, kamu başlatıcısını seçmek,
bütçe ve kesin hesabını kabul etmek, Anayasa Mahkemesi üyelerinin üçünü seçmek gibi yetkilere sahiptir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği hakimlerle savcılar kolundan Y seçmek olacaktır. Bolsa'nın B'si doğru cevabımız olacaktır. Cumhurbaşkanlığı halk seçer arkadaşlar. Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerinin tamamını Cumhurbaşkanı seçer. Belirli bir olaydan veya varlığı bilinen bir olgudan belirli olmayan bir olay ya da varlığı bilinmeyen bir olgunun çıkarılmasına ne ad verilir? A. Faraziye, B. Kıyas, C. Tespit, D. Karine, E. Alıntı. Belirli bir olaydan veya varlığı bilinen bir olgudan belirli olmayan bir olay ya da varlığı bilinmeyen bir olgunun çıkarılmasına karine adı verilir. Bölüm karinesi gibi örnek verilebilir. Bölüm karinesi gibi örnek verilebilir. Doğru cevabımız karine olacaktır arkadaşlar. D seçeneği Denizli'nin D'si. Karine doğru cevabımızdır. Doğru cevabımız karinedir arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri seçimde göreve gelmez? 1. Kaymakam, 2. Köy muhtarı, 3. Belediye başkanı. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 2 ve 3. Köy muhtarı ve belediye başkanı seçimle iş başına gelir. Kaymakam ise Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yani atamayla göreve gelir. Seçimle göreve gelmez diyor kaymakam. Yalnız 1 doğru cevabımız olacaktır. Arkadaşlar, köy muhtarı ve belediye başkanı seçimle göreve gelirken kaymakam atamayla göreve gelir. Doğru cevabımız yalnız 1 olacaktır. En yüksek devlet memuru aşağıdakilerden hangisidir? A. Adalet Bakanı Yardımcısı, B. Vali, C. Bakanlık Müşavirleri, D. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, B. Cumhurbaşkanı İdare İşler Başkanı. Arkadaşlar, en yüksek devlet memuru Cumhurbaşkanı İdare İşler Başkanı'dır. B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Cumhurbaşkanı İdare İşler Başkanı en yüksek devlet memurudur. Yüce bilgiler sorularıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yalnızca bir gün başbakanlık yaparak en kısa süre bu koltukta oturan devlet adamı ünvanına sahip olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Abdullah Gül, B. Binali Yıldırım, C. Ahmet Fikri Tüzer, D. Emin Fahrettin Özdilek, E. Ahmet Davutoğlu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yalnızca bir gün başbakanlık yaparak en kısa süre bu koltukta oturan devlet adamı ünvanına sahip olan kişi C seçeneğindeki Ahmet Fikri Tüzer'dir. Tüzer, doğru cevabımız Ahmet Fikri Tüzer. Sadece bir gün başbakanlık yaparak en kısa süre bu koltukta oturan devlet adamı ünvanına sahip olan kişidir. Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde müzik ilminin şeyhi olarak anılan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Rauf Yekta, B. Abdülkadir Meragi, C. Zekai Dede Efendi, D. Hafız Post, E. Bu Rizale Mustafa İtri. Osmanlı Devleti'nde müzik ilminin şeyhi olarak anılan kişi Bu Rizade Mustafa İtri'dir. B seçeneği doğru cevabımızdır. B. Bu Rizade Mustafa İtri, Osmanlı Devleti'nde müzik ilminin şeyhi olarak anılan kişidir. Yukarıda verilen eserlerin yazarı aşağıdaki edebiyatçılarımızdan hangisidir? Çankaya, Atatürk Çürük Nedir, Kurtuluş Zeytindağı, A. Halide Edip Adı Var, B. Ahmet Hamdi Tanpınar, C. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, D. Kemal Tahir, E. Fali Rıfkı Atay. Doğru cevabımız Fali Rıfkı Atay olacaktır. E seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Çankaya, Atatürk Çürük Nedir, Kurtuluş Zeytindağı gibi eserlerin yazarı Fali Rıfkı Atay'dır arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneği Fali Rıfkı Atay olacaktır. Dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Chichen Itza aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? A. İtalya, B. Brezilya, C. Yunanistan, D. Mısır, E. Meksika. Dünyanın 7 harikasından biri olan Chichen Itza
Meksika'da yer almaktadır. Doğru cevabımız Meksika olacaktır arkadaşlar. Meksika doğru cevabımızdır. Chichen Itza Meksika'da yer almaktadır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Kürtçe'ye tercümesini yaptıran Türk İslam hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tavgaç Burhan, B. Karayürük Osman Bey, C. Karamanoğlu Mehmet Bey, D. Akkoyunlu Uzun Hasan, D. Selahattin Eyyubi. Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Türkçe tercümesini yaptıran Türk İslam hükümdarı Akkoyunlu Uzun Hasan'dır. Akkoyunlu Uzun Hasan doğru cevabımız olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Türkçe tercümesini yaptıran Türk İslam hükümdarı Akkoyunlu Uzun Hasan'dır. Kürekle okyanus geçen ilk Türk ünvanına sahip olan ve Akras Okyanusu üzerinde kas gücüyle durmadan kat edilen en uzun mesafeye sahip olan aşağıdaki kişilerden hangisi tarihte 3 ayrı okyanuslu küreklemiş ilk kişidir? A. Erden Eruç, B. Eftal Nogan, C. Rüştü Dağlaroğlu, E. Nihat Bektik, E. Uğur Ulu Hoca. Doğru cevabımız Erden Eruç olacaktır. Erden Eruç, kürekle okyanus geçen ilk Türk ünvanına sahiptir. Atlas Okyanusu üzerinde kas gücüyle dümdüz kat edilen en uzun mesafeye sahip olan ve tarihte 3 ayrı okyanusu eklemiş ilk kişidir Erden Eruç. Doğru cevabımız Erden Eruç'tur. Arkadaşlar, 30 soruluk genel kültür testinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sesimmişim, kusura bakmayın, özür diliyorum. Bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Faydalı olmaya çalışıyorum. Sizlere, engelli sınavına engelli memursuna ona girecek kişilere bir şekilde faydalı olmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyorumdur. Sınavda başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum.